Hafıza. Geçip giden akıştan bir şeyler kapabilmektir. Hızlı akan zamandan bir şeyler kapabilmek, bazen bir tecrübe, deneyim, yaşantı, bazen bir anı, bazen bir düşünce, bazen de bir bilgi olarak kalır geride. Doğada salt bir akış vardır. Ve geri de bir şey bırakmaz. Zaman geçip giderken, geçip gitmeyen bir şey vardır insanda. Tecrübe, hatıra, birikim. Benimle birlikte tekrar et. Niyet ettim Allah rızası için, hafızamın kuvvetlenmesi, artması, berraklaşması, sakinleşmesi ve dinginleşmesi için tefekkür yapmaya. Tekrar etmene gerek yok, artık beni dinleyebilirsin. Dışsal aleminden süzülerek kendi içsel alemine yolculuk yaptığında, keşfettiğin en mükemmel şey zihninin sınırının olmadığıdır. Zihninin gücünü keşfederek kendini huzurlu bir dünyanın akışına bırakıyorsun. İnsan dünyasında hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Hiçbir şey yerinde saymaz. Geçmişin bütün birikimi anda toplanır ve anda da tecelli eder. Anda yoğunlaşarak bu birikime anda tecelli etmek istiyorsun. İşte bu şekilde geçmiş zamanların zenginliğine sahip çıkıyorsun. İdrakın ile hafızanda biriken zenginliği yeniden üretime döndürüyor, geçmişin deneyiminin yeniden üretilmesini sağlıyorsun. İnsan ister istemez zamanın akışından etkilenir. Akış sadece insan bedeninde iz bırakmaz. Zihninde ve ruhunda da iz bırakır. Hayata bırakılan izdir hafıza. Sen doğuştan itibaren güçlü bir şekilde dünyayı kayıt etmeye başladığın yerdesin. Elbette sen sadece hafızası olan bir varlık değil, aynı zamanda hafıza üreten bir varlıksın. Geçmişle gelecek arasındaki bağı kurarak, geçmişinle gelecek arasındaki yolu inşa ediyorsun. Gözlerin kapalı, sakince oturmuş veya uzanmış bir haldeyken, dikkatini dağıtacak her şeyden uzaklaşarak, vücuduna sakinliğin yayıldığını hissetmeye başlayabilirsin. Şimdi zihnin bir ağacın dalları gibi açıldığını ve genişlediğini hisset. Gözünü kendi iç dünyana çevirmişken gitgide daha fazla rahatlayabilirsin. Şu onaylamayı benimle birlikte tekrar et. Ya Hadi, Ya Habiru, Ya Metinu, Ya Allemel Guyub. Allah'ım, sen zihnimi genişletirken, ben de kendimi mutlu, sağlıklı ve derin bir rahatlamaya açıyorum.
iç dünyamın derinliklerine doğru inmeye, istediğim sakinliğe kavuşmaya kendimi hazır hissediyorum. Artık beni dinleyebilirsin. Her akıl idrak edemediği ve gücünün yetmediği şeyleri inkar eder. Bütün hayatını kolların ve ayakların belirlemez, hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Sen yeter ki gerçekten iste, bütün engelleri yenip ona ulaşabilecek güçtesin. Düşüncelerini düzene sokuyorsun. Düşüncelerini düzene soktukça hayatında geri kalan her şey yerini buluyor. Allah'ım, zihnimi aç, ilmimi artır, fehmimi aç, imanımı genişlet, hafızamı ve idrakımı genişlet. Hamdın sahibi olan Allah'ım, şükürler olsun. Ya Habiru, Ya Allah! Hayat, sadece kendini bulmakla ilgili değildir. Kendini yeniden oluşturmakla da ilgilidir. Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Belleğin düşünceleri, algıları ve deneyimleri bir arada tutan yapıştırıcıdır. Ya Rabbi, göğsümü ve gönlümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle. Sözümü anlaşılır eyle ki, hafızamdaki hatıralarımı ve bilgilerimi anlatabileyim. Sen zihnini değiştiriyorsun. Değişim olmadan gelişmek imkansızdır. Zihnini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. Hafızanın artması için inanarak dua ediyorsun. Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak, haddi aşmaktır. Batmayacağına inanarak suya bastığında yürür gidersin. Elbette mucize suda yürüyebilmen bile değildir. Asıl mucize buna inanabilmendir. Ya Muhsi, Ya Allah! İstediğim bilgiye rahatlıkla ulaşabileceğimi biliyorum. Rabbim, kolaylaştırdığın, zorlaştırmadığın işimi hayırla tamama erdirdiğin için şükürler olsun. Bu sayede yeni şeyler öğrenerek kendimi iyi hissediyorum. Ya Bediü, Ya Allah! Öğrenmeyi sevdirdiğin için şükürler olsun. Ya Kaviyyu, Ya Allah! Her işin üstesinden gelebileceğim gücü verdiğin için şükürler olsun. Kendi doğrularını oluşturuyorsun. Çünkü kendi doğrusu olmayan başkalarının yanlışını sever. Unutma, ümmetin üstün kişileri akıl ve anlayış sahibi olanlardır. Ya Rabbi, belleğimdeki nöronlar arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve komşu nöronlarla yeni bağlar, yeni kollar oluşturarak beynimdeki bu değişim ile bilginin uzun süreli belleğimde sürekli olarak kalmasını sağla. Biliyorum Ya Rabbi,
küllü, sonsuz ve sınırsız olan sensin ve kainatta yarattığın her şeyin birer suretini bende de yarattığın gibi belleğimin kapasitesini de sınırsız yarattın. Ya Rabbi, şu anda tefekkür ediyorum. Belleğimdeki tüm bilgiler ne kadar güzel örgütleniyor. Uygun biçimde kodlanmış ve en uygun yere yerleştirildiği için tüm bilgiler daha canlı olduğu için çabuk hatırlıyorum. Her şeyin mutlak sahibi olan Allah'ım, öğrenirken zihnimde oluşturduğum yoğun enerjiyle bilgiler zihnime yükleniyor. Öğrendiğim tüm bilgiler beyin hücrelerimde yani nöronlarımda kalıcı kimyasal değişikliğe yol açarak nöronlarımda Hay isminin tecellisiyle yaşıyor ve Hafız isminin tecellisiyle bilgilerimi koruyorsun. Uzun süreli belleğin ile dünya hakkındaki bilgilerini hızlı bir şekilde depoluyorsun. Belleğime depolanan bilgiler dünyayı algılamamı etkiliyor. Elbette herkesin algısı farklıdır. Aynı gökte uçarlar ama kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Kaderimi ben çizmedim, Rabbim ikram etti, elhamdülillah. Rabbim, ilmimi ve anlayışımı artır ve beni salih kullarından eyle. Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Belleğimde şu ana kadar yaşamış olduğum olaylar ve edindiğim bilgiler toplanıyor. Ve devler gibi eserler oluşturacak potansiyele ulaşıyorum. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmam gerektiğini de biliyorum. Ve sen bunun için hayatının ritmini değiştirmek için çalışıyorsun. Kalp zaten atıyor. Marifet ritmi değiştirebilen de. Yeni şeyler öğrendikçe beynimdeki sinir ağları büyüyüp karmaşıklaşarak olaylar arasındaki bağlantıları daha kolay kurmaya başladın. Geçmiş olaylar, konuşmalar ve diğer şeyleri ayrıntılı hatırlayabileceğim güçteyim. Ben hatırladıkça bilgiler beynimde sürekli kalıyor. Öğrenmek ve hatırlamak da hayatta kalmanın temelidir. Şimdi ve şu anda hayatın temelini hafızanda oluşturuyorsun. Ya Rabbi, beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle. Ya Alimu ya Allah, istediğim her bilgiyi hafızamda tutabiliyorum, şükürler olsun. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım, senin rahmetinden niyaz ediyorum ki,
peygamberlerine verdiğin anlayış ve hafıza kabiliyetinden ve yakın meleklerine verdiğin ilham kabiliyetinden bana da ver. İnna fetahne leke fethan mubin. Ya Rabbi, hafızamın kuvvetlenmesi için apaçık fetih ver. Hakikatin içinde saklıdır. Çünkü zihin insanın kendi içindedir. Hakikate ulaştıran yol kendindedir. İçsel hakikatin farklı bir idrak durumunu gerektirir. Başkalarından üstün olman önemli değil. Önemli olan dünkü halinden üstün olmandır. Sen bu içsel görüyü elde edebileceğini tefekkür ediyorsun. Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez. Ya Rabbi, hafızamı topla, koru ve muhafaza et. Zihnimi berraklaştır. Hafızan aktif hale gelerek nesnelerin sürekliliğini sağlıyorsun. Ve öğrendiklerin hayatın boyunca hafızanda toplanmaya ve korunmaya başlıyor. Ve böylece dünyayı hafızana alıyor. Hafızana aldıklarını dile döküyorsun. Varlığı dilinde yeniden kurarak hayatını yeniden üretiyorsun. Artık zihnimin gücünü fark ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bana anlayış nuru ver. Beni vehim karanlıklarından kurtar. Rahmet kapılarını aç ve ilim hazinelerinden bana lütfet. Artık ümitli ve kararlıyım. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum. Hafızam gün geçtikçe güçleniyor. Kolaylıkla kendiliğimden hatırlayabiliyorum. İlahi lütuf ve koruyuculuğu tüm mahlukatı kapsayan Ya Rahman Ya Allah, hamd ve sena sana aittir. Arşın sahibine şükürler olsun. Hafızası genişlemiş, kendi hakikatine uyanmış olmanın huzurunu tüm benliğinde hissediyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. İçindeki huzurla Yaradan'a teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve sen gevşiyorsun. Sahip olduklarını düşünüp şükrediyorsun. Hafızası genişlemiş, kendi hakikatine uyanmış olmanın huzurunu tüm benliğinde hissediyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. İçindeki huzurla Yaradan'a teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve sen gevşiyorsun. Sahip olduklarını düşünüp şükrediyorsun. Artık gözlerini açabilirsin.